Baba, baba. Anneciğim. Baba. Annem ne oldu? Aç gözlerini, ne oldu? Rüya gördüm, korkma, ben buradayım. Babam nerede? Babam gelsin. Anneciğim gel baba, gel. Gel kuzum, gel. Anneciğim. Ben senin yanındayım. Ben seni hiç bırakır mıyım? Buradayım ben, korkma. Rüya gördün sadece anneciğim. Benim baba yok. Biz bunları konuştuk seninle. Baba gitti, gelmeyecek dedik. Değil mi? Hayır, babam gelecek. Biz onu saklıyoruz. Ne? Merve babamla konuşuyor bir kere. Video çekiyoruz biz. Merve ile çikolata yolluyor babam. Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Siz burada bağırıyordunuz ya, benim kocam ölmedi, burada getireceğim onu diye. Savaş onu duymuş. Geldi bana söyledi, ben de ne diyeceğimi bilemedim. Beni Savaş'ın babası nerede biliyor musun? Evet, evde. Evde mi? Anne, o ne? Babana ait olmayan bir şey o. Ben yaparım. Gerçekten mi? Yaparım canım, ben zaten korkmam böyle şeylerden. Tamam. Madem sen uyandın, hemen uyuma. Biz seninle birazcık bu akşam anne oğul yaramazlık yapalım. Mesela kahve yiyelim. Hı? Sonra sohbet edelim. Ne zamandır konuşmuyoruz anneciğim. Sen bana bir şeyler anlat. Olur mu? Olur. Tamam, aferin. O zaman ben pudinglerimizi alayım. Sonra sohbet edelim. Olur mu? Demek sen Merve ablanı çok seviyorsun ha? Hı hı. Ama bence Merve ablan sana çok iyi bakamıyor oğlum. En iyisi biz bakıcını değiştirelim ha? Bakıyor işte, başkasına istemiyorum. Ama seni parkta düşürmüş anneciğim. O yapmadı, ben düştüm. Sonra baban hakkında yalanlar da söylüyor ama. Söylemiyor. Biz sır oyunu oynuyoruz ondan. Nasıl bir oyunmuş anneciğim bu sır oyunu? Senden sır saklama oyunu. Merve yalancı değil anne. Lütfen gitmesin. Anneciğim ama ben yine de Merve ablana pek güvenemedim. En iyisi ben telefon edeyim Merve ablana. Yarın o gelmesin, tamam mı? Arama anne. Yalan söylemiyor. Ama anneciğim... Yani yok babanı görmüşmüş. Sonra halan olduğunu söylüyormuş. Sonra sana çikolatalar gönderiyormuş filan. E bunlar yalan değil mi Savaş? Değil işte, gönderme onu. Anneciğim, bak baban artık burada yok. Bunu konuştuk. Merve ablan da babanı göremeyeceğine göre. E bak gördün mü? Sana yalan söyletiyor işte. Yalancı değilim ben. Babam burada. Ben düşünce parkta yanıma geldi. Beni minibozlara götürdü. Yalan söylemiyorum. Merve'yi gönderme anne. Anneciğim, sen babanı gördüğüne emin misin? Babanı gördün yani, eminsin değil mi? Kızmayacağım. Kızmayacağım anneciğim, doğruyu söyleyebilirsin. Söyle hadi. Babanı gördün mü? Tamam. Tamam o zaman. Gitmesin Merve abla. Bizimle kalmaya devam etsin. Ama anneciğim, konuştuklarımız seninle benim aramda sır olarak kalacak. Yoksa bir daha babanı göremezsin. Gelemez yanına. Tamam mı? Biliyorum. İyi hadi bakalım. Yatalım o zaman biz. Hadi. Kitap oku. Tamam, okurum tabii. Okumaz mıyım? Evet. Aferin sana be Savaş. Sen ne kadar güzel oynuyorsun bu saklama oyununu. Anneme babamı söylemedim diye mi?
Evet. Sen hep böyle sakla babanı. Sonra birlikte parka gideriz. Baban hep seni orada görür, tamam mı? Mini ballara da gideriz değil mi? Gideriz tabii. Hadi geç bakalım. Merve abla. Efendim ablacığım? Sen babamın kardeşi misin? Kardeşim tabii. Babamın kardeşiysen benim neyimsin? Halanım ben seni şapşik. Sana hala değil mi o zaman? Anneciğim. Neden Merve ablana hala diyecekmişsin? Nihal Hanım, şey biz bugün Savaş'la akrabaları öğreniyorduk. E'si, Savaş'a ben şey dedim, aynı benim abimin oğluna benziyorsun dedim. Hani ben onun halasıyım ya. O yüzden o da bana öyle söyledi. Değil mi Savaş'cığım? Anneciğim. Merve ablan senin sadece ablan. Halan değil, tamam mı? Evet, evet Savaş'cığım. Bana Merve abla de, Merve de. Hatta canım nasıl istiyorsa öyle, tamam mı? Tamam. Hadi iç bakalım sütü. Sen çıkabilirsin. Yarısını ben hallederim. İsterseniz kalabilirim Savaş uyuyana kadar, işiniz falan varsa. İstemez, çıkabilirsin. Peki, siz bilirsiniz. Savaş'cığım, oyunumuzu unutma. Tamam. Aferin benim oğluma, hepsini bitirdi. Şu bıyıklarımızı da silelim bakalım. Hadi be adam be, nerede kaldın? Dondum burada. Merve sen misin? Evet, benim. Sen de Servet Bey'sin değil mi? Sonunda tanışabildik. İyi güzel. Acil saklanacak bir yere ihtiyacım var. Ayarlayabileceğini söylemiştin. Evet, evet. Seni kimsenin bulamayacağı bir yerde saklayacağım. İyi. Çok yoruldum zaten. Umarım rahat bir yerdir. Rahat rahat, merak etme. Güven bana. Hadi beni takip et. Kimin evi burası? Güvenli mi? Güvenli, güvenli. Merak etme. Arkadaşlarımın evi burası. Fenaymış. Paranı alınca malikanelerine dönersin. Merak etme. Ayrıca Türkiye'ye girerken birinci sınıf uçmadığını da göz önünde bulundurursak bence şikayet etme lüksün yok yani. Sahi sen Türkiye'ye nasıl girdin? Öyle bir gemi ambarında mı yoksa kamyon arkasında falan mı? Seni ilgilendirmez. İyi, sen bilirsin. Ben öyle konuşmak için konu açmaya çalışıyordum. Madem konuşmak istiyorsun, önce sen başla. Oğlumla ne alakan var senin? Onu bence birbirimize güvenmeye başladığımızda konuşuruz. Sadece şimdilik ona ulaşabildiğimi bil, yeter. Ölmedi mi gerçekten? Peki Nihal niye öldü biliyor onu? Onu da artık sen oğlunla karşılaşınca bizzat kendisine sorarsın.
Hoş geldin. Kimmiş bu Merve denen kız? Sen nereden tanıyorsun onu? Savaş'ı da tanıyormuş. Ölmediğini de söyledi. Onu istediği gibi kullanabilirmiş filan. Bana bak Nihal. Eğer arkamdan bir oyun çeviriyorsan sonu kötü olur, haberin olsun. Oyun çevirmek sizin aileye has bir özellik. Ne diyorsun be? Doğru düzgün neyse anlat şunu. Bana sorarsan bu Merve senin kızın. Hadi düşün bakalım. Var mı böyle bir ihtimal? Neymiş bu kızın soyadı? Bana Tunç Bilek olduğunu söyledi. Çocuğuma bakmak için yanımda işe girdi. Ama bence abisine ajanlık yapıyordu. Savaş'a. Aynen öyle. Hadi düşün bakalım, var mı öyle bir ihtimal? Allah kahretsin. Nereden buldu ki beni? Nihal, bu kızdan hemen kurtulmamız lazım. Neden kurtulacakmışız ki? İşimize yarayan biri işte. Niye onu çöpe atalım, kullanalım? Nasıl kullanacağız? Senin üstündeki bütün suçlamaları oğlun Savaş'ın üstüne atacağız. Böylece sen parana kavuşacaksın. Ben de beni aptal yerine koymalarının intikamını alacağım. Anlat bakalım. Neymiş planın? Nihal Hanım, ben geldim. Nihal Hanım, evde misiniz? Savaş. Ben geldim ablacığım. Sizin misafiriniz var galiba. Ben bir Savaş'a bakayım. Savaş. Boşuna uğraşma Merve. Biz de seni bekliyorduk. Otur konuşalım. Merve. Kızım olduğunu niye daha önce söylemedin? Ne? Nasıl yani? Anlamayacağımızı mı düşünmüştün? Ben... Merve. Keşke daha önce söyleseydin. Böyle oyunlara hiç gerek yoktu. Gel bir sarılayım sana. Nasıl ya? Bir dakika. Yani beni böyle kolayca kabul ediyor musun? Yetmeyeyim ki. İki beceriksiz erkek evlattan sonra tam bana göre bir kızım olmuş. Birlikte büyük işler başaracağız. Gel, gel otur bizimle. Peki siz nasıl anladınız? Küçük çocuklara pek güven olmuyor Merveciğim. Gerçekten annesinden bir şey saklayabileceğine inandınız mı? Ama bu tam Savaş'tan beklenecek bir naiflik. Yani kızmadınız öyle mi? Ben işime yarayan şeylere kızmam Merve. Senin bana yaşattıkların tam da bize göre biri olduğunu kanıtlıyor. Şimdi söyle bakalım, babana yardım edecek misin? Tabii nüfusuma geçip servetimden yararlanmak istiyorsun. Evet, tabii ki. Yani ben zaten her şeyi onun için yaptım. Yani aile bağlarına düşkün olmadığımı falan düşünmeyin ama... sonuçta beş paranız olmasa uğraşmazdım. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sen Savaş'ın yaşadığını kanıtla. Gerisini biz halledelim. Tamam. Tamam, kanıtlarım. Yani zaten başka bir şansım yok gibi gözüküyor şu an. Hadi hoş geldin bakalım. Eşya getirdim. Ne yaptın sen, iyi misin? Var mı bulantın falan? Yok, bulantım falan yok da. İyi de değilim yani. Ne oldu? Nereye kadar devam edecek bu?
Yavrum bir iki gün daha işte ya. Ha? Şu ortalık durulana kadar. Dayan biraz daha yavrum. Ne diyorsun da elde avuçta yok. Sen şimdi doktorluğa dön desem sigortacılar peşimizde. Ya ben daraldım ya. Yani bu babam o parayı çalmasaydı yine bir şansımız vardı da. Şöyle yapacağız. Bak ben bir doktorluğa döneyim. Tamam mı? Bu sigortacı adamlarla bir toplantı ayarlayacağım. Konuşacağım onlarla. Zaman isteyeceğim. Şu olan borcumuz için hani taksitten desinler. Daha kolay ödeyelim diye. Düşündüm ben onu. Merak etme. Kabul ederler mi ki? Ederler tabii ki canım. Niye etmesinler? Sonuçta onlar da paranın peşinde. Olur diyorsun ha? Olur olur bir tane. Olur bak. Sen şimdi çok korkuyorsun. Tamam mı? Endişelisin. Böyle işte dayanacak böyle dalım kalmadı falan modundasın. Biliyorum. Ama korkacak hiçbir şey yok. Tamam mı? Ben sana da çocuğumuza da en iyi şekilde bakacağım. Söz veriyorum. Merak etme. Şu Nihal bir tutuklansın, içeri girsin, rahatlayacağız. Ben de bir ortaya çıkayım. Şimdi dala veresiyle uğraşmayalım diye böyle bekliyorum, anladın mı? Hapse girecek mi kesin? Kesin kesin canım, merak etme. Zaten onun pisliklerini ortaya çıkardığımız belgeleri verdik savcılığa. Rahmet verdi daha doğrusu. Bugün yarın haber çıkar. Cihat falan gitmiş mi? Merve bir şey söyledi mi? Yok, konuşmadık bugün. Nasıl konuşmadınız? Barış arasana kızı ya. Yani bir arayayım da yavrum, ne bileyim bir şey olsa bana söyler diye bekliyorum. Ama belli mi olur canım? Aa. Tamam dur. Abim arıyor. Aç. Aç konuş, normal konuş. Duymak istediklerini söyle. Hoparlörü aç, biz de duyalım. Alo abi. Alo Merve, müsait misin? Müsaitim. Nihal dışarıda, ne oldu? Ya bu savcılığa verdiğimiz belgeler ne oldu? Bir haber çıktı mı onlardan? Ne oluyor, ne bitiyor? Bir söyle bakalım. Ha, çıktı galiba abi. Şey, yani ben onun hukuksal şeyini anlamadım ama... Nihal iki gün sonra bir dava var dedi. Hatta böyle hapse gireceğim, tutuklanacağım, hayatım bitti falan deyip debelenip sabahtan beri herkes arayıp durdu. Sonra da çıktı gitti zaten. İyi güzel. Yani tutuklu yargılanacak. Öyle mi? Güzel, iki günümüz var. Bu saatten sonra bize bir şey yapamaz, merak etme. Vallahi öyle gözüküyor. Yani yoksa bu kadar paniklemezdi. İyi tamam hadi. Sen dikkatli ol, konuşuruz biz yine. Bir şey olursa söylersin tamam, hadi Savaş'ta öp benim yerime. Tamam öperim. Hadi bay bay. İki günümüz kaldı. Hadi bakalım. Halledelim şu işi. Halledelim. Ya bak bize bu kadar trip attın, bu kadar stres attın oldu mu? Şu kızımızı da üzdün bedavadan. Ay olacak mı ya? Normal bir aile olabilecek miyiz gerçekten? Olacağız tabii benim güzelim. Olur zaten. Çok güzel bir aile olacağız hem de. Kızımız böyle abisiyle, dayılarıyla, teyzesiyle güzel güzel büyüyecek. Ben de doktorluğa döneceğim. Tamam mı? Senin tek düşünmen gereken şey çocukların ödevi olacak. Tamam mı? İnşallah. Merve'ye bak ya. İnsan bir arar. Yani aramasak kendi kendimizi yiyeceğiz ha. Niye işte? Aklı beş karış yapadı yavrum. Ne yapacaksın? Bak. Bak. Bak, 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 bak. Bak Barış, bak. Bu ne ya? Burayı yerleştirin bu iyice ya. Ya güzelim, sen gittin gördün onu. Ben bakıyor muyum kaç saattir oraya? Ya çocukları rahat bıraksana. Hem ben kızla tanıştım. O kadar kötü bir kız değil. O kadar kötü bir kız değil mi? Bak Barış, bak beni delirtme ha. Nasıl kötü bir kız değil ya? Benim kardeşime almış, oyuncak yapmış kendine. Allah Allah, gönlünü eğlendiriyor. Benim çocuğumun geleceğine mani oluyor, bak. Canım ne? Ben buna izin vermeyeceğim, bak gör. Yavrum ne? Sen ne yani hiç kız falan, beni sinirlendiriyorsun, konuşma. Ya kız şu an mı gitsin? Filiz bana bak. Ya niye geldin, niye gidiyorsun? Kız bana bak. Filiz. Rahmet, ular rahmet. Gel buraya az bunu anasını satayım, tamam. Bizde de hiç şans yok ya. Ulan neyi elimize atsak oldu anasını satayım ya. Oğlum kahvede kumar oynattın, ne bekliyordun? Ulan sen keyfimizden oynattık. Allah Allah. Ne yapayım oğlum? Para lazımdı işte. Para lazım diye yaptık. Daha beter borca girdik. Ya kahvenin ruhsat da gitti lan. Ne yapacağım ben? Başka işten de anlamam ki anasını satayım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Halledersin. Senin şu çırak var ya. Hı. En kötü onun üzerine işletirsin. Öyle bakarsın. E nasıl oluyor mu ki öyle? Oluyor tabii canım. Olmaz olur mu? Rahat ol. Onun üstüne. Ha, aramış, dur bak. Alo, Merve ne yaptın? Ha abi, ya Savaş tutturdu baba diye evde durmuyor. Nihal de geç gelecek. Getireyim mi biraz sana Savaş'ı, hem laflarız da. Getir
Getir, getir ya, getir. Ben de görmüş olurum hem. Ama rahmetliyim ben, rahmete getir. Bir süre burada kalacağım. Tamam, tamam. Sen adresi at, biz geliyoruz. Tamam, tamam. Atıyorum şimdi, hadi. Ben savaşı hazırlayayım. Karnın acıktı mı? Şut içer misin? Filmimize nasıl? Hı. Sen uyum et Ahmet, geliyorum ben şimdi. Evet. Abi ya. Hı? Ya sen bu ölme hikayen ne zaman bitiyor? Ya ben çok sıkıldım bu ajanlık işinden. Artık bir hayatımız normale dönsün. Kızım kaç defa konuşacağız bunları, tamam? Şu Nihal çıksın arada. Halledeceğiz gerisini. Sen de tutturma artık. Bak sabahtan beri her gelen şikayet ediyor zaten. Burama geldi. Gir. Başsavcı, müsait miydiniz? Nihal, Servet Bey, ne işiniz var burada sizin? Efendim, sizin önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorduk. Birlikte geldiğinize göre öyle olmalı. Buyurun, geçin, geçin. Sizi dinliyorum. Öncelikle Servet Aktan üzerindeki bütün suçları düşürecek kanıtlarımızla başlayalım. Dosyasında yazan hiçbir suçu Servet Bey işlememiştir. Kim işledi peki? Oğlum Savaş Aktan. Orada yazan suçların hepsini oğlum işledi. Babalık zaaflarımdan faydalanarak beni de kullandı. Savaş Aktan. Savaş Aktan senin eşin değil miydi? Aynen öyle başsavcım. Hatta hasta oğlumu kullanarak işlediği suçları örtbas etmem için beni zorladı. Bir ara oğlumu kaçırdığını da biliyorsunuz. Bu süreçte de beni tehdit ederek işlemediğim suçlarla ilgili belgeler imzalattı. Ölmüş bir adamın arkasından bunları söylemek kolay. İşte zaten işin en can alıcı noktası da burada başlıyor. Savaş Aktan hala hayatta. Ve bunu kanıtlayacak deliller var elimizde. Hani sonuçta Servet kolay lokma değil diyorsun. Hani illa hakkını savunacaktır adam. Savunsun. Ne olacak? Nihal hallettiğimiz gibi onu da halledeceğiz. Bir şey olmayacak. Vay. Nihal'in hemen yanındaki hücreyi ona ayırmak için elimden geleni yapıyorum. Merak etme. Savaşın yaşadığını size söylediğimde bana deli muamelesi yapmıştınız. Hatırladınız mı? O video her şeyi değiştirir. Size verdiğimiz dosyada da bütün suçları oğlumun işlediğine dair kanıtlar var. Savaş Aktan aleyhine ifade vereceksiniz yani. Tabii Savaş tutuklanıp can güvenliğimiz koruma altına alındığı sürece evet vereceğiz. Savcı Bey, abim çok tehlikeli biri. Tehditlerle bizi sindirip pis işlerine alet etti, görüyorsunuz. Gelir misin? Ha, bu arada muhtemel saklandığı yerleri de söyleyebiliriz. Evet, karısının erkek kardeşinin evindeydi. Orada değilse zaten karısının evindedir. Gir. Savaş Aktan adına tutuklama kararı çıkartın. Yakalama emri hazırlayın. Vereceğim adreslere baskın düzenleyecek. Emredersiniz. Savaş'ın yakalandığını gözlerimle görmeden içim rahat etmez. Vallahi Nihal Hanım, öldüğünü de gördünüz ama ölmedi sonuçta. Saçma sapan konuşma Merve. O başka, bu başka. Ne alakası var? Neyse, şurada bir yerde oturalım da bari öyle bekleyelim. Abi şuna bir tur daha bak. Gözünü seveyim ya bak. Nihal Aktan. Bugün mahkemesi olacaktı ya. Tutuklanacaktı hatta. Vallahi kesin bilgi. Yok işte kardeşim. Şey yapsan, Nihal diye birine bak. Belki hani kızlık soyadını falan kullanıyordur. Nihal diye bir sanığın davası yok hemşerim. Niye anlamıyorsun? Tamam abi, tamam. Sağ olasın, eyvallah. Neredesin onu merakla ya.
Ya oğlum nasıl bir trafik var, senin haberin var mı ya? Neyse, ne oldu, almışlar mı Nihal'i? Ben bu Merve'den şüpheleniyorum dostum, tamam mı? Bayağı beni sallıyor gibi. Ya ben senin dediğin gibi gittim abi adliyeye, tamam mı? Bir tane de mübaşir buldum. Yalnız bu Nihal'in suçlandığı bir dava mava yok. Yani öyle bir duruşma yok. Nasıl yok la? Yok, bulamadı herif. Nasıl oğlum, rahmet verecekti savcılar dosyaları. Şimdiye kadar soruşturmanın tamamlanıp davanın açılması lazımdı. Bu Nihal mi bir şey karıştırdı lan yine yoksa? Haber bekliyorum. Ne oldu, ne dedi? Yakalama kararı hala çıkmamış. Niye bu kadar uzadı anlamıyorum ki. Bu ne yorsa böyle? Bu işlerde soğukkanlılığını kaybedersen batarsın. Bana yaptıklarının cezasını çekmeden içim rahat etmeyecek. Bu tutuklandığı andaki yüz ifadesini görmeden intikamımı tam olarak almış sayılmam. Nereye? Ben karakola gidiyorum. O anı kaçıramam. Hem belki süreci hızlandıracak bir şeyler bulabilirim. Emin misiniz? Tamam. Tamam, çok sağ olun. Yardımlarınız için çok sağ olun. Tamam, hoşça kalın baba. Ne oldu lan? Batladık oğlum. Batladık biz. Ne oldu oğlum? Ne dediler? Anlat. Yok, dosyalar yok diyor adam. Yani bizim Nihal için topladığımız hiçbir dosya yok şu anda ortada. Rahmet ara. Rahmet arayalım. O kime verdiyse dosyaları, adını, sanını biliyordur. Bakalım, olmadı ben gider konuşurum. Doğru. Gerekirse bir daha hazırlar, yine veririz ya. Doğru, tamam. Rahmet biliyordur. Ben sana ne olduğunu söyleyeyim mi? Bayağı karı ne yaptı etti, allem etti, kallem etti, bu dosyaları hasır altı yaptı. Ben sana söyleyeyim. Yok, açmıyor. Açmıyor. Yok, açmıyor. Abi bayağı açmıyor telefonu. Aha. Yemin ediyorum manyak bunlar abiciğim. Hepsi manyak bu kadınların ya. Bunlar ne biçim bir model bunlar ya? Ne bu ya? Ne gülüyorsunuz be? Oğlum duygularımıza tercüman oldun, ona gülüyoruz. Ne oldu lan, sen niye sinirlendin? Ya abi bak, dünyayı böyle tepene çevirip ondan sonra seni suçlamıyorlar böyle karşına geçip. Çıldırıyorum abiciğim ben ya. Sonra ne oluyor biliyor musun? Böyle konuşuyor sana. Bir yerden sonra diyorsun ki, ulan ben haksızım galiba diyorsun bu işin içinde. Böyle iş olabilir mi ya? Bir şey söylersen çok iyi anlıyorum seni. Aramıza hoş geldin rahmetciğim. Ya ama abi. Ama konu o değil. Biz seni aradık. Bir açmadın telefonunu, bir ulaşamadık sana da. Şöyle bir şey var, şu savcılığa bir dosya vermiştin ya sen. Hangi savcıya verdin belli mi o? Bayağı dosya yok ortada. Olmaz öyle bir şey abi. Ben kendi ellerimle götürdüm başsavcılığa ya dosyayı. Aradan biri araklamış olmasın dosyayı? Kim biliyor daha bizim bu iş çevirdiğimizi? Hayır, Merve biliyor da. Bir şey söyleyeceğim, babamı getireceğim ayağına gidip Nihal'le işbirliği yapmış olmasın? Bak telefonları da açmıyor. Ha. Yok be oğlum, öyle olsa yani Nihal çoktan biterdi kapıda. Bir de şimdi öterdi yani bu kız illaki abim yaşıyor diye. Doğru, o da doğru da. Nerede oğlum o zaman dosya? Nihal abicim, Nihal abi tabii ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu Nihal Merve'yi de yiyor ha. Onu bunu bilmiyorum ama bizim bu meseleyi çözmemiz lazım. Bu çok önemli. Hayır, şimdi Merve bize yardım etsin diyeceğim. Eğer şüphelendiyse artık Merve de işe yaramaz. Kim? Kim abi? Deniz? Ay adımı ezberlemesene rahmet ya. Adam akıllı konuşmaya geldim. İyi, geç. Siz niye sürekli çoğalıyorsunuz? Daha ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Çıkalım, siz şey yapmayın. Ya, abi benlik bir şey. Tabii. Kusura bakmayın. Çok normal. Çok bana normal. Benlik. Yok oğlum. Hayır oğlum, biz saçmalama. Biz de biliyoruz neyin ne olduğunu ve çok normal böyle şeyler. Hadi sakin. Hadi görüşürüz. Bizim anlamamız gerekiyor. Haklısın abi. Kusura şey yapmayın. Hadi. Arayın ama beni. Tamam. Basittim. Evet Deniz, dinliyorum. Ne söyleyeceksin? Benden bir daha ayrılmaya çalışma ya. Kızım ben mi ayrıldım senden? Manyak mısın, nesin ya? Sen ayrılalım gibi bir şey yaptın. Ben de olur dedim, ne diyeyim? Ben hemen olur denilecek kız mıyım rahmet? Peşinden koşulacak kızım. Yok ya. Ne yapacakmışım ben? Ne zaman, ne kadar koşacakmışım senin peşinden? Ben bıkana kadar. Bugün çıkartacaklarına emin misiniz? Evet, eminim, evet.
Aslında siz bir telefon etseniz. Yani eğer çıktıysa siz de ekipleri hazırlardınız filan. Şimdi sizden öğrenecek değilim Nihal Hanım. Tabii ki işinizi benden öğrenecek değilsiniz. Ama mahallenizde olup bitenlerden haberinizin olmaması çok ilginç. Öyle ölü sandığınız adam ortalarda dolaşıyor filan. Evlere tek tek kamera yerleştirmedik ya. Şikayet olmadan biz ne yapalım? Ben aslında memurlarınıza söylemiştim. Ama beni pek umursamadılar. Hatta bana deliymişim gibi davrandılar. Hangi memura söylediniz? Adını bilmiyorum. Şu Filiz'in arkadaşı mı ne var ya o. Cemil mi? Herhalde oydu. Amirim. Savaş Aktan adını yakalama kararı geldi. Hadi hemen çıkalım. Filiz'in evi var, bir de kardeşinin evi vardı. Oralara baskın yapalım. Yalanım yeter. Burada durmanıza izin verdim. Daha fazla uzatmayın. Adresleri eş zamanlı baskın düzenleyin. Yalnız amirim, onlar şimdi Necip'lerin lokantasındadır. Evde kimse yoktur yani. O zaman lokantaya da bir ekip yollayın. Emredersiniz abi. Lan lokantaya yürüyorum şimdi. Sen ne yaptın? Bir haber var mı Nihal'den? Yok yani... Var şey yapalım mı? Biz şimdi tufanla geliyoruz oraya. Oraya gelince konuşalım. Olur mu? Ya Barış nereye geliyorsun ya? Meseleyi çözmeden gelmeyecektin ya. Harbi bak görünme ortalıkta. Ne olur bak başımıza bela açma Barış. Bak gelme ya. Kal rahmetle kal gelme. Tamam benim sen. Tamam benim tatlım. Gelmeyeceğim ben ama sen kendini sinirlendirme tamam mı? Yükseltme böyle. Bak hamilesin unutma. Bana bak lafı değiştirme. Lafı çevirme gelmeyeceksin tamam mı? Tamam kal rahmetle hadi. Tamam tamam. Ben de seni çok seviyorum. Salak. Açma biraz. Bu ne ya? Abi yeşil. Abi ne yapıyorsun sen? Bir dakika. Abi bir saniye. Abiciğim sıkıldınız mı? Rahmet ne oluyor? Abi ne bileyim ben yanlış anlaşılma var. Sen sakin ol. Abi hocayım ben. Hoca üniversitede. Rahmet ne oluyor? Niye geldiler? Bilmiyorum Deniz ben. Nereden bileyim niye geldiler ya? Abi yanlış anlaşılma olması lazım. Ya bence de yanlış anlaşılma var. Ne merkezi Rahmet ya? Tamam gel sakince bir gidelim gelelim. Ne bileyim ben tamam. Tamam, tamam bir sakin ol. Kadın var karşında. Oraya. Baba! Ne oluyor? Tamam. Yok, yavaş lan, yavaş. Ne oluyor ya? Allah Allah. Ne arıyorsunuz ya? Ne oluyor be? Allah Allah. Kim bunlar? Ya baba ne oluyor? Ya bana gelin ya. Kültürüm bunları. Nereye götürüyorsun? Ya bırak, bırak. Ya bırak, bırak. Toparlayın bunu, haydi. Götürün hepsini karakola. Haydi, haydi. Yavaş lan. Vay, afiyetler olsun. Ya Barış. Ne yapıyorsun oğlum bakın sen? Ya rahmetli kalacaklar. Sen ne işin var burada ya? Ya kardeşim tamam beni dinlemiyorsun da karını niye dinlemiyorsun yani? Ya orada kalamazdım artık tamam mı? Çocukların üzerine ekşidemeyeceği ya. Var olacak ne demek mi? Ya? Ne demek var? O kız orada mı hala? Dedim. Ya sen onunla inişeceksin. Ne alakası var? Sen kalacaksın orada o gidecek ya. Ya biz başka bir mesele konuşmak için geldik de. Evet konuş. Ama ben de kalırız zaten. Ne olacak? Lütfen canım. Tolun abi sen de kalır olur mu ya? Biz daha sizde kalır işte fark eder ya. Kimse kalamazsın. Herkes olduğu yerde kalsın. Sakin ol, sakin ol. Savaş Aktan. Tutuklusun. Cemil. Dosyaya gönderdik ya sen. Ya bir saniye bir dinle. Yanlış yazmak lazım. Abi bir anlatın bari ne olduğunu ya. Bir saniye bir dinle sen kız ya. Allah tamam sakin ol. Halledeceğiz bir şey. Sakin. Bir garip bulunması lazım. Ya bir açıklama yapın ama bari. Bu Barış Hanım. Ya niye bir şey söylemiyorsun? Cemil niye bir şey yapmadın ya? Tamam sakin. Halledeceğiz. Sakin. Bir sebep yok. Sen öyle geçin arkadaşlar. Bir dakika. Sonunda karşılaşabildik Savaş. Bunlar hep senin pis hakkından çıkıyor değil mi? Bir bakacağım sana. Mahvedeceğim ben seni. Boşuna uğraşma. Her şey bitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.